Magazin 8 moda editörleri hafta boyunca tüm görüntüleri aradı, taradı ve en şık hanımları belirledi. Bakın yazlık kreasyonlarıyla bu hafta listemizde kimler yer buldu? Bu haftanın en şık hanımefendileri belli oldu. Beğenemediniz mi? Magazin 8 moda editörleri en şık hanımları açıklıyor. Beğenmez olur muyum? Vay vay vay. Gözlerimiz resmen ışıl ışıl. Yüreğimiz kıpır kıpır oldu Sıla'nın bu haline. Ah, iltifat ediyorsunuz. Sıla'da milenyumun etkileri daha yeni görülmeye başlamış. Ünlü şarkıcı sahnede genellikle rahat kıyafetlerden yana tercih kullansa da bu kez avantgard bir havaya bürünmüş. Ben ilk defa görüyorum. Tek kollu, sol tarafında derin bir yırtmacı bulunan elbisesi ilk bakışta çok sade ve basit görünebilir. Ama detaylara indikçe öyle olmadığı anlaşılıyor. Kendinden simli gri elbisenin kesimi de dikimi de kusursuz. Sizi tebrik ederim. Boyu tam kıvamında, ayakkabısının hemen üstünde bitmiş, tam üstüne göre dikildiğinden ufacık bir potluk bile olmamış. Tek bantlı, bilekten tokalı ayakkabılar ne gösterişli kıyafetin gölgesinde kalmış ne de star parçanın önüne geçmiş. Fosforlu ojeleri ise ayakkabısına dikkat çekmiş. Hadi ya. Gelelim saça, makyaja ve her kadının vazgeçilmesi olan aksesuarlara. Sıla siyah taşlı bir zemin üstünde sallanan altın halkalardan oluşan, uzaktan bakınca da tavus kuşu tüylerini andıran bir küpe takarak mücevherlerde de iddiasını ortaya koymuş. Saçlarını tepede sade bani topuzu yapmış. Bronz tenine uygun renklerdeki makyajı ise kusursuz olmuş. İncecik bir göz kalemiyle gözlerini vurgularken yanağında ve dudağında pembe tonlarına kayarak güneşten yanan cildini canlı göstermiş. Cümle aleminden, kadın işlerinden, mevzu açma hüzünden, hüzünlü zafika. Bir insan hem saçta, hem makyajda, hem de kıyafet seçiminde bu kadar iyi denge kurabilir mi? Lütfen siz söyleyin efendim. Anne, ne alakası var, Allah Allah. Eğer Nükhet Duru'ysanız kurarsınız tabii ki. Nükhet Duru'nun gece mavisi fonlu straplez elbisesinin üstü bu sene çok moda olan çiçek desenleriyle bezenmiş. Elbisenin etek kısmı aşağı doğru açılıyor. Bu A kesim elbise hem Nükhet Duru'nun boyunu olduğundan uzun, hem belini olduğundan ince göstermiş. Bak 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 bak, pozlara bak, triplere bak. Usta şarkıcı ayaklı bir kuyumcu gibi resmen. Sağ solu her tarafı mücevher dolu. Sağ kolunda gladyatörlerin aksesuarlarını andıran, bileğinden dirseğine kadar uzanan bir kelepçe var ki bu kelepçeler bu sene hem kolda hem bacakta çok moda. İyice baktın mı? Her bir parmağı Barış Manço gibi altın rengi taşlı yüzüklerle dolu. İri halka küpeleri ise bu kombinin toparlayıcı parçası. Tüm renkleri, desenleri bünyesinde toplamış. Kırık fönlü saçlarını açık bırakan Nükhet Duru makyajda da cömert davranmış. Kleopatra gibi sürme çektiği gözlerini ön plana çıkarırken pembe rujuyla dudaklarını, bronzerla kontürleyerek de elmacık kemiklerini belirginleştirmiş. Gel sen ne çektiğini bir de bana sor. Nerede nasıl yaşarım bir de bana sor. 70'li yıllara doğru bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Yok artık, daha neler. Meltem Cumbul baştan aşağı retro bir havaya bürünmüş. Üstelik kombinlemesi çok zor olan bir elbiseyi başarıyla taşımış. İnce askılı, derin göğüs dekolteli, etekleri ince pilili kahverengi elbisesinin üstündeki beyaz puantiyeler retro havasını yaratan ana unsur olmuş. Halüsinasyonlar görüyorum ya. Elbisesinin renginin bir ton açığı, üstü bantlı, dolgu topuk sandaletleri hem rahat hem şık hem de kıyafetiyle çok uyumlu durmuş. Gelelim hasır çantasına. İşte çarşıda, pazarda, plajda bu sene hasır çantalar her yerde trend. Meltem Cumbul da bu trendi es geçmemiş. Ay ben saçlarına bayıldım. Gözümü alamadım bir süre. Saçlarını tatil moduna uygun bir şekilde doğal dalgalarıyla kullanmış. Makyajı yok denecek kadar az. Natural tonlardaki ruju ve azıcık rimelli kirpikleri yüzünü belirginleştirmiş. Aynı zamanda doğal güzelliğini ön plana çıkarmış. Fizik
müsait olunca insan ne giyse yakışıyor. Öyle değil hocam ya. İtiraz yok. Öyle. İşte Ebru Şallı'nın yazlık kombini. Kısa kollu, oval yakalı, fitilli dümdüz beyaz bir tişörtü, üstü yeşil, mor ve sarı tonlarındaki yapraklarla süslü beyaz mini bir kot etekle tamamlamış Ebru Şallı. Kıyafeti hem yazlık beldeler hem de gece gezmesi için çok uygun olmuş. Ya bunlar eskiden değil miydi? Bunların modası geçmedi mi? Hala yapıyorlar mı? Beyaz üstüne siyah çizgili marin espadrilleri şık olduğu kadar rahat da bir tercih olmuş. Yandan astığı ucu püsküllü yeşil postacı çantası, fosforlu ojelerle renklendirdiği tırnaklarıyla uyum içinde. Eli, kolu, her yeri aksesuar dolu Ebru Şallı'nın. Seyyar bijuteri dükkanı gibi resmen. Çok komik. Sağ kolunda bir yeşil, dört bileklik var. Boncuğu, taşı, lastiği ve altını bir arada kullanmış. Sağ elinin orta parmağındaki pembe kalpli direk yüzüğü, kıyafetinin içindeki canlı renklerle uyumlu olmuş. Saçları doğal halinde, makyajı hafif. Zaten teni bronz olduğundan sadece dudaklarında parlatıcı, yanaklarında hafif bir allık ve gözüne ince bir kat rimel kullanmış. Cuppa, 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 cuppa da cuppa. Bu yılın ne kadar trend parçası varsa Günel tek bir kombinde toplamış. Günel bu senenin yaz modasının ana rengi olan beyaz bir gömlek giymiş. Klasik gömleğin kollarını kıvırıp ön kısmını göbeğinin üstünde toplayıp bağlamış. Tek omzunu da düşürerek sporlaştırmış. Çocukluğu dün gibi aklımda. Üstü renkli çiçek baskılı diz altı, yüksek belli kalem eteği hem belini ince hem de bacak boyunu olduğundan uzun göstermiş. Bilekten tokalı, çapraz bantlı, burnu açık krem rengi topuklu ayakkabısı, yoğun desenli eteği ve sade gömleği arasında denge sağlamış. Tam da ayakkabı tokasının bittiği yere taktığı çift sıra halhal ince bileklerine vurgu yapmış. Ama bu kombinin star parçası ne etek, ne gömlek, ne ayakkabı. Gördüm, gördüm, gördüm. Bu kombinin starı boynunun etrafına sıra sıra doladığı mercan kolye. Bu kolyeyi hangi düz renk kıyafetin üstüne taksanız yıldız gibi parlar ama beyazla da ayrı bir şık durmuş. Sol kulağına taktığı tüy şeklindeki altın küpe ise görünümüne zarafet katmış. Karamel kızılı tonlarındaki küt saçlarına düz fön çektirip sol kısmını kulak arkası yaparak küpesini vurgulamış. Allah Allah, renginden midir nedir? Makyajı ise özenli ve gösterişli olmuş. Toprak tonlarında gölgeleme yaptığı gözlerini kalın bir eyelinerla iyice belirginleştirmiş. Mercan tonlarındaki ruju kolyesiyle uyumlu olmuş. Pelin Karahan yazlık kombinini gözlerinin rengine uygun yapmış. Uzun kollu, kruvaze yakalı tiril tiril gömleği bu senenin moda renklerinden bebek mavisi. Yapma ya. Üstü turuncu tonlarında çiçek desenli mini kot şortu şık olduğu kadar da rahat belli ki. Renkli bilekten tokalı sandaletleri ve sandaletiyle aynı renklerdeki el portföyü göz alıcı seçimler olmuş. Saçlarının doğal dalgasını kullanan Pelin Karahan güzel yüzünü ağır makyajın arkasına saklamamış. Ya şunun güzelliğine bak ya. Mavi gözlerini bol maskara kullanarak ön plana çıkarmış. Yüzüne ise sadece aydınlatıcı kullanarak Kim Kardashian'ın makyaj tekniği strobing'i en iyi kullanan isimlerden biri olmuş. Gel benim ol, sözlerim ol. Siyah, halter yaka, fitilli bir tişört, bol tiril tiril kumaştan rahat bir şalvar ve siyah parmak arası terlikleriyle tam yazlıkçı modunda Asuman Tabak. Şeytanın aklına gelmez. Nasıl yakaladın onu ya? Kıyafeti şık, rahat ve yaza çok uygun. Asuman Tabak aksesuarlarında otantik izler kullanmış. Boynunda kalın kırmızı bir sicim üstüne turuncu ve yeşil tonlarda iplerle tutturulmuş gümüş liralar çok şık bir seçim olmuş. Çok güzel değil mi? Kulağındaki minik halka küpelerse yine otantik bir havada olduğundan kolyesine uyum sağlamış. Küt saçlarını doğal haline bırakan ünlü oyuncu neredeyse hiç makyaj yapmamış. Yanık teni zaten makyajlı gibi parıldıyor. Sadece gözlerinin iç kısmına ince bir kalem çekmiş. Sen...